Vergi Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebeği ününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet, ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 23 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra ters öreceğim ve ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Bir sıra ters örgümü ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak kesiyorum. Kenara yarım model kuruyoruz. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte düz ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Kenar kısımlara yarım model kurduk. Ortadaki modelimiz tam. Evet, modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülecek modelimiz bitene kadar. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Evet, ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde ilmekleri ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzünde ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir arttırarak tekrar sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola çevirerek kesiyorum. Arada 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini tekrar sola çevirerek ikisini birlikte kestim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin 3. sırasıydı. Modelimin 4. sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum.
Devam ediyorum. Modelimin ön yüzünde ve 5. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada bütün ilmekleri düz örüyoruz. Evet, bakın şöyle. Modelimin 5. sırasıydı. Modelimin 6. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra yine bu sırada da bütün ilmekler ters örülecek. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, modeli normalde şimdi bir kez kurduk. Modelimiz bu 6 sıranın tekrarından oluşuyor ama kaydırmalı olarak devam ediyor. Yani modeli şuralara kaydıracağız. Onun için devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Başlarken yarım model kurmuştuk. Şimdi buraya tam model kuracağız. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 artırdım. 1 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak İkisini birlikte kestim. Tekrar aradaki ilmeklerimi 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Burada yine model kuruyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek kestim. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. İkinci modelimizi de kurduk. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi yine soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek kestim. Kalan ilmekleri düz örüyorum. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Evet, model kendini gösterdi artık. Devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıramı tamamladım ön yüzden. Arka yüzdeyim ve de modelimin son sırasındayım. Bu sırayla birlikte de modeli iki kez kurmuş olduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet, bakın model ortaya çıktı. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size.
Evet, bu da modelimin lastik üzerindeki ve de daha büyük hali. Modelimiz bu şekilde. Yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Evet. Birlikte ördüğümüzde şöyle lastik geçmemiştik. Böyle de fena durmadı model. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Yazlık koton iplerle. Çocuk yeleklerinde, süeterlerinde deneyebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.